Merhabalar, bugün Age of History 2 oynuyoruz. Age of History 2'de yeni oyun diyorum. Bekirem ne çıkacak? Aa, oh my god. Oh my god. Wow. Sen ciddisin. Oha lan. Bu ne oğlum? Bohemia Krallığı'nın çoğunluğunu tanımıyorum ben. Çok değişik. Evet, şimdi ekonomi büyümüş. Ekonomi. Mükemmel. Ondan sonra nüfus artışı. Çok güzel. Fas, seninle ilişkilerimiz sağlam lan değilmiş. Bu ne? Hiç değil. Allah'ım ya Rabbim, ben ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim. Neydi suçum, günahım? Tamamdır. En azından ilkten bir tane devleti haritadan kaldıracağız. Dur bir saniye, şöyle Cebi Tarık Boğazı'nı da alsak, bir de savaş tazminatlarıyla beraber çok daha güzel bir toprak sınırı oldu. Yani dağdan doğruyu da atalım. Ondan sonra da şöyle. Çok güzel. Evet. Şimdiki seferimiz ise tam bizim bununla ilişkimiz gelişecek. Kendi bir yandan da şey yapalım. Kastilya'ya sefer hazırlığı mı yapsak acaba? Ha? Ne dersiniz? Yatırımlarımızı yapalım bir de. Ya bu yatırım yapmaya çok gerek yok yani. O yüzden de şöyle şuralarda yatırım yapmaya devam edelim. Çok güzel. Baksana oğlum, ekonomiye aşırı derecede katkı sağlıyor bunlar. Bak şimdi bir yerde yatırım yapacağım ya. Bak 1760, unutma bunu. Ve bir anda 1900'e kadar fırlıyor yani. Çok iyi. Mükemmel yani. Tabi şuradan da gelip ben buradan yatırım yapmasını biliyorum ama yapmıyorum. Niye canım istiyor kardeşim, Allah Allah. Napoli ile çok iyi dostuz yani. Niye böyle, hiç onu da anlamadım. Ama boş ver yani, gerek yok. Yani şu anlık Napoli bilmiyorum. Ama ben Aragon'la da iyi aram. Bu da güzel bir şey. Çok güzel de. Senle de ilişkilerimizi geliştirelim. Senle de ilişkilerimizi geliştirelim. İlişki geliştirelim. Tamamdır, çok güzel. Bununla da ilişkilerimiz gelişiyor. İki tane büyük adamla
İlişkilerimiz en azından geçmiş oluyor yani. Ve evet. Sefer hazırlıklarımız yapılıyor derken yapıldı bir de. Bütün ordularımız şöyleden başkentimize geliyor. Ve buradan da Sevilla bölgesinde yani Sevilla'ya çıkartma yapacağızdır. Çok güzel. Madrid'de sıfır kişi mi var? Evet varmış. Sıfır kişi varmış yani. Yani evet çok güzel bir şekilde de. Argon'la artık dostuz yani. Napoli ile de dostuz. Solukyalı ile savaştaymış bu. Değişik. Tamamdır. Biz de buradan şöyle şöyle. Bunu tamamen bir deniz bölgesi olmadan bırakalım. Çok güzel. Ondan sonra da biraz da böyle yarısını alalım. Hatta yarısından fazlasını. Böylece çok daha güzel oldu. Tamamdır. Bir de vasal filan serbest bıraksak mı ya? Ha, ne dersiniz? Çünkü hani bu bölgelerde pek de bir ekonomi de yok gibi zaten. Yani kıyı bölgelerini biz alacağız. Diğer bütün bölgeler bizim olacak. Yani Sevilla'da evet varmış. Çok güzel. Medeniyette Güney Kas Tilla Güney Kastilla Kastilla'nın bayrağı nasıl la? Bir şeydi de nasıl onu bilmiyorum. Dur. Bayrak. Tam böyle olsun. Yani bayrağı pek de şey değildi. Siyah yapalım. Lan olmaz. Beyaz olsun bari. Ve vasalı da serbest bırakak. Çok güzel. Şimdi bu vasalımızın ekonomisi 11 bin. Bizimki de 70 bin. Yani bunu serbest bırakmasaydık yüksek ihtimalle 88 bin ekonomimiz oluyordu. Niye bıraktım lan ben bunu şimdi? Evet, bununla ilişkimiz artıyor. Bununla da ilişkimiz artıyor. Buna biraz daha ilişki. Bununla da biraz daha ilişki. Çok güzel. Ondan sonra Fas'la da ilişkilerimiz bayağı bir artmış vaziyette. Çok güzeldi. Oğlum niye benim ekonomi iyileşmiyor? Aha çok güzel. Çok güzel tamamdır. Bunun özgürlük arzusu falan artmıyor değil mi lan? İyi. Artmasın da. Artarsa hemen tokatlarız abicim ne var? Oha lan. La Cebeli Tarık'tan alıyoruz biz bunu. En küçük yerden nasıl o kadar fazla asker geldi ben onu anlamadım. Dur dur şöyle bak. Buradan gelecek olan bütün askerlerimizi şöyleden
Güney Kastilya, sen de öyle bir ordunu toparla. Bu ne oğlum, bu kadarcık ordu nasıl? Ne lan bu? Aa. Aa. Ulan niye seninle ilişkimiz kötüleşiyor lan? Ayıptır lan. 3 tur kaldı ve bir tur tamamdır. Bizimkinin almasını bekleyeceğim. Tabii ki bir tarih biz alacağız. Ulan be. Orayı nasıl aldın onu? Çok güzel. Barış müzakerelerinden de sen şuraları, yo, ben buraları alacağım. Evet, buraları ben alacağım. Kibrit aldık değil mi lan? Çok güzel. Tabi buranın adı ne la? Ne la? Hakikaten buranın adı ne? Gibraltar. Kibrit harika. tamamdır. Çok güzel espri yaptım. Var ya, hakikaten de. 14 olmuş aramız. Hala bunun özgür karısı yok. Buna şöyle bir armağan göndererek biraz kendini geliştirsin bu. Ya da bir kendini geliştirle. Bu nedir de böyle? Benim bu arada teknoloji o kadar amanlık bir teknolojim de yokmuş benim yani. Çok kötü ya. Aragon'la da ilişkimiz arttı. Bununla da ilişkimiz artsın. Ondan sonra da efendime söyleyeyim, onunla da savaşımızı ilan edelim. Derken şey biraz kaybediyor gibi bu savaşı. Nedir adı? Napoli. Kaybetmesini şahsen ben hiç istemem. Çünkü dostumuzdur. Bu... Allah senin belanı vermesin. Lan Napoli. Napoli'ye bu toprakları tekrardan geri vereceğim yani. Bu topraklar Napoli'nin olmasını istiyorum. Şahsen... Allah senin cezanı vermesin. Wow. Lan niye lan? Napoli kankam. Allah senin cezanı vermesin lan. Ulan yeter lan. Wow. Ondan sonradan barış yapacağız da. İlk önce Ceniz bitsin hele. Macaristan geliyor.
Ta en azından Macaristan tehlikesi bitti. Evet, Ferrara devletinde çoktan artık yani fulden bitirmiş olduk. Yani Napoli de bizim bu kıyamızı anlatmasın. Şahsen. Çok güzel. Ondan sonra da ticaret ben eyaletlerden şaları vereyim. Teklifinizi gönderelim. Evet, teklifi de kabul etti. Çok güzel. Bu benim oğlum. Yok değilmiş. Tamamdır. Oğlum. Ay, ay, sen de gel ha. Çok güzel. Vay adam lan işte benim vasalım be. Bu da benim vasalımdır oğlum. Söyleyeyim. Çok güzel. Onu her yere alın. Lan. Aa. 3 2 Sen kimle başkan nerede savaştın ya? 5 4 7 Ha. Masal mı yaptın o zaman? Değişik. Ama Madrid'de yani 10 bin ekonominin olması benim canımı sıktı şahsen. Çünkü o ekonomiye biz niye ulaşamıyoruz ya? Niye lan niye? Timsah'ta bile o kadar ekonomi yok ki. Tamamdır, videomuz bence bu kadar olsun. Like'a abone olmayı unutmayın. Bye.